yabancılar evde kaldığında KDV kaldırılırken ve müteahhitlere çeşitli imtiyazlar sağlanırken ben size bir belediye başkanıyla müteahhit arasındaki kirli ilişki çarpımı göstereceğim. Bu belge çok önemli bir belgedir. Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçmiş olan bir belgedir. Bu belge bir rüşvetin, bir itirafın, bir yolsuzluğun belgesidir. Konuyu açıklıyorum. Bir iş adamı, bir müteahhit Maslak'ta bir bina yapıyor. 7 sene boyunca inşaatı durduruluyor. Sonra İstanbul Belediye Başkanı'nın Güzelce'deki villasının etrafına 3 tane arsa aldırtılıyor. Bu 3 arsanın daha sonra imar planlarıyla gerekli değişikliği de yapılıyor ve burası peyzaj donatı alanı olarak belediye başkanı için hazırlanıyor. Ön taraftaki arsanın da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait olduğunu, yan taraftaki arsanın da Büyükşehir Belediye Başkanı'nın eşine ait olduğunu ayrıca görürüz. Belediye başkanı o iş adamıyla bir protokol imzalıyor. Ve bu protokolde açıkça yazıyor. Milyonlarca liraya evinin etrafındaki arsaları zorla aldırtıyor. Ve aralarında bir husumet çıkıyor. Ve bu iş adamı belediyeye gidiyor. Ve bu itiraf dolu, rüşveti, ahlaksızlığı belgeleyen Türk siyasi tarihinde böylesi görülmemiş bir evrakı bırakıyor. Ve diyor ki, mektuptan açıkça okuyorum. Yarın sormayacaklar mı? 7 sene bu inşaata yapılaşma izni vermeyip mühürlü tuttun da sayın başkanım. Evinin yanındaki arsaları ve diğer gayrimenkulleri aldıktan sonra mı avam projeyi tasdik ettin diye soruyoruz. Neden bu avam projeyi tasdik ettin? Kaç para aldın? Bu arsalar size nasıl bir rahat sağladı? Bu iş adamından ayrıca açıktan para aldınız mı? Önce inşaatı durduruyorsunuz. İş adamını müteahhiti kendinize mahkum ediyorsunuz. Bu arada inşaatta çok tuhaf. Kaldırım payı bile yok. %15 emsali var ve 190 bin metrekarenin üstünde bir inşaat alanı var. Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'daki dikey yapılaşmaya karşı olduğunu söylemişti. İstanbul'da yeşil alan kalmadığını söylemişti. Biz de soruyoruz. Son 22 yıldır bu dikey yapılaşmalara kim izin verdi? Siz izin vermediniz mi? Bunlar sizin iktidarınızda yapılmadı mı? Son 22 yıldır İstanbul'u vahşi kapitalizmin kucağına giden siz değil misiniz? Bu alışveriş merkezlerini yaptırıp Avrupa'nın alışveriş merkezi cehennemi şekline çeviren siz değil misiniz? Ben bu belgelerin çok önemli olduğunu ve AKP'li dürüst namuslu milletvekillerinin de en az bizim kadar konunun takipçisi olacağına inanıyorum. Hattatların binası. Evet, son olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tür olaylara her zaman için rüşvete, haksız kazanca karşı durduğunu ve bu haksız kazanç yapanların karşısında da her zaman mücadele edeceğini ayrıca söylemek istiyorum. Ve şunu da söylemek istiyorum değerli vatandaşlarımıza. Bu her tür teklifi açıp bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yla karşı karşıya olduğumuz gerçeğini de koyuyor önümüze. Ayrıca sadece bununla da yetinmiyor Sayın Belediye Başkanı. Villasını küçük saraya çevirmek için saray merakınızı hepimiz biliyoruz. Yere baksın saraylarınızda diyoruz. Bu saraya çevirmek için ayrıca imar planlarında değişiklik yapıyor. Ve bu imar planlarındaki değişikliği yöre halkı duyuyor. Belediye başkanı villasını denetlemeye gittiğinde halk biliyor kendine yaptığı değişikliği bize ne yapacaksın diyor. Mecbur kalıyor ve bir başka illegal duruma imza atıyor ve askıdaki planları değiştiriyor. İllegal bir şekilde, yasalanmayan bir şekilde askıdaki planları değiştiriyor. Bu sözün bittiği yerdir. Bu rüşvetin, yolsuzluğun, dolandırıcılığın açık bir resmidir. Bunun takipçisi olacağımıza emin olun. Ama şunu da açıkça söyleyelim. Bir İstanbul sevdalısı olarak, bir Türkiye sevdalısı olarak sevgili vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. Üzülmeyin, az kaldı. 16 Nisan'dan sonra harabilerin saltanatını yıkacağız. Bir başka Türkiye'yi, bir başka İstanbul'u, yaşanabilir İstanbul'u mümkün kılacağız. Yüce heyetinizi bu alanın yancımdan sevgiyle selamlıyorum.